Evet. Hayır dersler olsun inşallah. İmam Rabbani'nin Mektubatı'nın 1. cildinin 32. mektubundan bugün başlıyoruz. Mektubi Sivu Dubum 32. mektup. Cilt 1, 32. mektup. Kime gönderilmiş? Ve Mirza Hüsamettin Ahmet Suduriyafte. Mirza Hüsamettin Ahmet'e gönderilmiştir. Hüsamettin Ahmet, İmam Rabbani'nin şeyhi Baki Billah'ın kıdemli müritlerinden birisidir. Yani İmam Rabbani'ye pirdaştır. Konusu neymiş mektubun? Derbeyan-ı Kemal ki mahsus ve ashab-ı kiram est. Rıdvanullahi Teala aleyhim. Hazreti ashab-ı kirama mahsus onlara özgü olan kemal, yani olgun haller, yüksek haller hakkında. Ashab-ı kirama ait yüksek haller hakkında. Ve ez evliya, evliyadan kem kesi, az kişi ve an kemal, bu kemal ile, bu yüksek manevi haller ile müşerref şöde est, müşerref olduğuna dair. Ashab-ı kiramın yüksek manevi halleri ve evliyadan da çok az kişinin bu manevi hallerle hallere sahip olduğu, onlarla müşerref olduğuna dair. Ve daha hangi konudaymış? Ve der Hazreti Mehdi berveç-i etem zuhur hahet yaft. Ve bu sahabe-i kiramın yüksek manevi halleri ve bazı evliyada oluşan bu yüksek kemalat Mehdi'de, Mehdi Aleyhisselam'da berveç-i etem tam şekilde, en kamil şeklinde zuhur hahet yaft. Zuhur edecektir, ortaya çıkacaktır bu manevi haller. Yaften normalde bulmak, elde etmek. Ama burada zuhur edecektir anlamında. Ha hem reft gideceğim. Ha hi reft gideceksin. Ha het reft gidecek. Ha het yaft. Zuhur ha het yaft. Zuhura gelecektir. Mehdi'de. Hocam buradan, özür dilerim. Buradan sonuna kadar Arapçada yok. Acaba yazılmamasının bir sebebi var mı yoksa? Bu konu kısmı mı? Şu en son okuduğumuz ve der Hazreti Mehdi kısmı. Tercih yapmış. Demek ki Muhammed Murat Kazani Arapçaya tercüme ederken burayı almamış. Kısaltmış herhalde. Hmm. Konuyu, kısmını kısaltmış. Normalde Farsçasında böyle. Aslı bu. Bir de metinde göreceğiz. Bir de manayı tam ters verme durumu oluyor. Mektubun sonunda. Bayağı var hocam buraya. Yani dırı değildir veya değildir dır gibi. O artık Kazani'nin Arapça tercüme ederken esas aldığı yazma nüsha, hangi yazma nüsha esas aldıysa tek tük öyle çıkıyor. Çok değil. Genelde güzel bir tercüme ama tek tük böyle farklar çıkıyor. Bir de ilk derse çıkmıştı değil mi? İlk derslerde evet. Çıkmıştı öyle nüsha farkı, tercüme farkı. Ve an kemal, bu kemal yani sahabe-i kiramın manevi kemalatı ve bazı evliyalarda olan bu manevi kemalat fevkı nispeti cezbe ve süluk est. Cezbe ve süluk nispetinin daha üstündedir. Tasavvufta bazı sufiler cezbe yoluyla Allah'a cezbedilerek yaklaşırlar. Bazıları seyru süluk yani bildiğimiz tasavvufi eğitim yoluyla Allah'a yaklaşırlar. Seyru süluk da kendi içinde ikiye ayrılır. Etvar-ı seb'a yoluyla Allah'a yaklaşanlar, seyri sülük yapanlar veya letaif, nef-i yüzbat, murakabeler yoluyla seyri sülük yapanlar diye kendi içinde iki ayrılır. Tamam mı? Demek ki ne oldu? Baştan Allah'a yaklaşma cezbe yoluyla bir de seyri sülük yoluyla. Cezbe yolunda Cenab-ı Hak bir kulunu kendine alır, cezbeder, kendine çekiverir, yaklaştırır. O kişi o yoldan Allah'a yaklaşır. Cezbe yolu dedikleri olur. İsmi zat zikri, Allah diye zikir yapanlarda Allah sevgisi kalpte baskın gelir ve bazılarını Cenab-ı Hak kestirme yoldan kendisine yaklaştırabilir. Ama bu Allah'a doğru hızlı çekilme, cezbolunma fazla hızlı olursa o kişiler meczup olabilir. Biraz
zihnin dengesi de bozulabilir. Selefilik yolu ise tasavvufi eğitimle. Tasavvufi eğitimle kendi içerisinde iki arıyor. Etvar-ı seb'a yolu, yani nefsin yedi mertebesi. Nefsi emmareden başlayıp nefsi lemme, nefsi mülheme, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi merdiye, nefsi kamile şeklinde birinci basamaktan yedinci basamağa doğru çıkarmak. Kadiriye tarikatında, Halvetiye tarikatında, diğer birçok tarikatlarda uygulanan sistem budur. Alemi halk tarafından başlıyor. Evet. Şimdi nefsten başlıyor. Nefsi emmare diyor, nefsten başlıyor. Bir de Nakşibendilerin eğitim sistemi vardır. Onlar ruhtan başlarlar. Ruhun, alem emir, ruhun kendi içerisinde de boyutları vardır. Kalp, ruhun kalp boyutu, ruhun sır boyutu, ruhun hafi boyutu gibi. Bunlar da letaif, nefyu, isbat ve murakabeler yolunda seyirizlik yapan aslında Nakşibendiler. Etvar-ı Seb'a'da eğitime nefsten başlıkları için Halvetiye gibi, Kadiye gibi tarikatlara nefsani tarikatlar diyoruz. Çünkü eğitime nefsten başlıyorlar. Nakşibendiler ise ruhtan başlıyorlar. Ruhtan başlıkları için Nakşibendiliğe ruhani tarikat diyoruz. Şazenlik de biraz Nakşibendiliğe benzer bu anlamda. Ruhun da kendi içerisinde biliyorsunuz şöyle, yani aslında ruhu çekiyor ama kolay anlatılsın diye böyle iç içe geçmiş halka gibi ruhun kalp boyutu. Bu bizim bildiğimiz et olan kalp değil. Bu vücuttaki et, bu pompadır. Kan pompalar. Bu tasavvuftaki kalp dediğimiz zaman ruhun bir boyutu. Kalp, ruhun ruh boyutu. Ruhun sır boyutu. Ruhun hafi boyutu. Ruhun affa boyutu şeklinde. Efendim, bir tane halka fazla olmuş. Yok, fazla değil de hocam, bir daireyi siz o ana ruhta yazdınız. Tamam, öyle oldu demek ki. Dolayısıyla bunlara insani ruhun alt kategorileri diyoruz. Nakşibendilikte kalp zikriyle başlıyor, sonra ruh zikri, sır, kafi, affa. Sonra nereye geçer? Nefse geçer. Nefse geçer. Ha, demek ki Nakşibendiler ruhtan, ruhu tasfiyeden başladıkları için ruhani tarikat deniyor. Ama sonra nefse geçiyor da. Sonra nefis, isbat vesaire devam ediyor. Bırakmaya devam ediyor. Bu tarikatlarda ise etvar-ı seb'a'da nefsi emmareden başlıyor. Nefsi emmare. İnsana kötülüğü emreden nefis. İstozülde. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ بِسُّ ayetinde olduğu gibi kötülüğü emreden nefsi terbiyeden başlıyor. Sonra nefsi lebbame, kendini kınayan, pişman olan nefis. Sonra nefsi mülheme, ilham edilen nefis. Sonra nefsi mutmainne, bir sakinliğe ulaşmış nefis. Sonra nefsi radiye, Allah'tan razı olan insan. Nefsi merdiye, Allah tarafından sevilip razı olan insan. Ve nefsi merdiye, hamdolsun nefsi kamile, kemale, saflığa ulaşmış nefis gibi. Bakın bunlar nefsten başladıkları için bu tarikatlara, önce nefsten başladıkları için nefsani tarikatlar deniyor idi. Bunları daha önce belki biraz konuştuk, bilmiyorum. İşte İmam Rabbani diyor ki cezbe yolu vardır, resulük yolu vardır. Bu sahabe-i kiramın halleri ise, yüksek halleri ise cezbe yolundan da üstündür. Seyir-i sülük, yani tasavvufi eğitim yolundan da üstündür. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'in sohbetinde feyiz alıyorlardı. Bu manevi feyiz ile kısa sürede kemalata ulaşıyorlar idi. Diğer dervişler gibi böyle efendim uzun uzun nefsi emmare, nefsi devame, nefsi mülheme diye veya işte kalp, ruh, sır, hafi böyle uğraşmalarına gerek kalmıyordu sahabenin. O sahabe olmanın, peygamber sohbetinde bulunmanın feyzi, berekatıyla kısa sürede yüksek manevi hallere ulaşıyorlardı. Hatta cezbe yolundan da üstündür diyor sahabenin kemalatı. Evet.
Ve der beyanı an ki, yine mektubun konularını anlatıyor. Der beyanı an ki, şunun beyanı hakkındaki bu mektup. Kemal-i sınaat betelahuki efkar est. Sınaat dediği iş, kar, iş. Bir işin kemale ermesi neyle olur? Betelahuki efkar est. Fikirlerin, düşüncelerin birbirine mülahık olması, birikmesi, üst üste gelmesiyle, fikirlerin yan yana gelmesi, birikmesiyle iş kemale erer. Ve ziyadettiği an ve bir işin ziyadeleşmesi, artması ve tetabu-i enzar. Enzar, nazarın çoğulu fikir demek yani. Fikirlerin birbiriyle uyuşmasıyla olur. Fikirlerin birbiriyle uyuşması ve birbirini desteklemesi neticesinde bir iş daha da kemale erişir. Bu konudan bahsedeceğiz. Nisbeti pir şeyhin nisbettir manevi hal. Manevi hali eğer ve hemen sarafet aynı sırflığı, aynı yalınlığı, aynı şekilde ve maned kalır ise manen kalmak. Man uzar ise manen, mani, maned kalır. Be zaittir. Bir pirin manevi hali aynı derecede, aynı durumda, aynı sırflığı, aynı yalınlığı üzere kalır, devam eder ise mucibi noksanest, noksanlığı gerektirir. Çünkü seyri sülük adı üstünde sürekli seyir gerekir. Sürekli ilerlemek gerekir. Dünya koşarken biz yerimize durursak, yerimize sayarsak geri kalmış oluruz. Hatta dünya koşarken biz yürürsek yine geri kalmış oluruz. Bir şeyhin, aslında burada vefat eden şeyhten bak, vefat etse bile onun manevi tasarrufu, manevi halleri nispete devam eder diyor. Ama onun da artması lazım diyor. Baki billah vefat etmiş. Şeyhi baki billah vefat etmiş. Ama vefat etse bile manevi nispet, manevi halde devam etmesi lazım. Hüsamettin Ahmet mektubunda demiş ki İmam-ı Rabbani'ye, şeyhimizin, vefat eden şeyhimizin manevi halini, yani kabre gidince artık nasıl bir konsantre oluyorsa, dua ile şeye teveccüh ediyorsa mezardaki şeyhlerine, onun manevi derecesi aynı demiş. İmam Rabbani diyor ki hayır, aynı olması lazım, artması lazım diyor. Artmıyorsa bu noksanlıktır diyor. Mürid-i reşid, olgun bir mürid, tevanet ki ebilir, yapabilir ki anra onu kamil sazet, onu kamil yapabilir. Tevanet sazet, oraya bağlı. Olgun bir mürid, o şeyhinin, vefat eden şeyhinin manevi halini yükseltebilir. Ve mâ yünâsibü zâlike, ve buna benzer konularda yazılmış bir mektup. Mektubun kime gönderildiğini söyledi, konularını söyledi. Buraya kadarki kısım mektubu derleyen kişilerin yazdığı, biliyorsunuz. Bundan sonra İmam Rabbani'nin kendi mektubu, asıl mektubu burada başlıyor. İltifatname-i girami vurud yaft. Kıymetli iltifat mektubunuz geldi. Yani Hüsamettin Ahmet Delhi'de yaşıyor. Baki Billah vefat etmiş. Baki Billah'ın bu da kıdemli müritlerinden. Ve Baki Billah 40 yaşlarına vefat ediyor. Gençken vefat ediyor. İki tane oğlu kalıyor. Muhammed Abdullah, Muhammed Ubeydullah diye iki oğlu kalıyor. Çünkü onlar daha ufak. Efendim, onların bakımını bu kıdemli müritlerinden Hüsamettin Ahmet'e havale ediyor Baki Billah. Genç yaşta öldüğü için çocukları belki 10-15 yaşlarında ufak çocuklar kalmış. Bizim çocuklara sen ilgilen demiş Hüsamettin Ahmet'e. Hüsamettin Ahmet de İmam-ı Rabbani Sirhind'de. Delhi ile Sirhind arası arabayla bugün 5-6 saat sürüyor. Hani taksiyle hızlı gidersiniz belki 3,5 saatte falan vardır ama otobüsle yani bir 6 saat falan sürüyor. Bugünkü şartlarda bayağı mesafe var. Şimdi İmam Rabbani Sirhind'de veya Serhen nasıl okuyorsanız, bunlar Delhi'de. Delhi'den Hüsamettin Ahmet Sirhind'de İmam Rabbani'ye mektup yazmış. İmam Rabbani diyor ki İltifatname-i Girami, kıymetli iltifat dolu mektubunuz bize ulaştı, geldi. Hocam iki çocuğun ismini bir daha alabilir miyiz? Muhammed Abdullah ve Muhammed Ubeydullah. (Gülüyor)
Lillahi subhanahu elhamd vel minne. Hamd ve şükür Allah'a aittir ki dur üftadegan uzak kalanlar, dur üftade uzak düşmüş. Dur üftadegan uzak düşmüş olanlar, uzak kalmış olanlar, yani biz sizden uzak düştük, serhendeyiz diyor. Ez yaat, yaattan, hatırdan ne refte en. Çıkarmamışlar. Götürüm, gitmek aslında refte gitmek. Yani bizim gibi uzak, sizden uzak kalmış insanları elhamdülillah ki unutmamışsınız, bizi hatırlıyorsunuz. Ve takribi, ve takribi demek bir vesile ile mezkûr miğerden hatırlanıyorlar. Bizim gibi uzak kalmış olanlar Allah'a şükür ki zat-ı âlileriniz tarafından unutulmamış ve bir vesileyle hatırlanıyorlar. Bundan dolayı Allah'a hamd ederim diyor İmam-ı Rabbani. Bari behiç hatırı kod şaat mi konem. Bari ve burada bağ ile anlamında hiç hatırı kod, yani hiç burada değersiz anlamında, bari kendi değersiz düşüncem ile şaat mi konem, mutlu olayım. Mutlu olayım. Diye bir mısra koydu. Ez ademi deryaftı nisbeti hasai piri destgir aleyhirrahme nüvişte budent. Nüvişte budent yazmış idiler. Ama İmam Rabbani bu kendi üslubu yazmış idiniz demek istiyor. Yani muhatap sigası değil de gayb sigası konuluyor. Ez ademi deryaftı nisbeti hasai piri destgir. Piri destgir elimizden tutan, bize yardımcı olan Pir Efendimizin, yani Baki Billah'ın nisbeti hasasının, özel manevi halinin ademi deryaft, bulamadığınızdan, yani Pir'imiz zamanında hayattayken sizin üzerinizde bir manevi hal vardı veya onun size sağladığı bir manevi hal vardı. Onu şimdi bulamıyorsunuz, o manevi hali. Bu konudan nüvişte budi yazmış idiniz veya bugünkü Farsçada nevişte ediyorlar. Nevişte budi yazmış idiniz, mektubunuzda böyle yazmışsınız. Ve sebebi anra, onun sebebini Horsi'de sormuş idiniz. Yani burada iki şey olabilir. Birincisi, Şeyhimiz Baki Billah hayattayken bize onun sayesinde gelen manevi hali artık biz hissedemiyoruz. Acaba bunun sebebi nedir diye sormuştunuz. Olabilir. Veya biz Baki Billah şeyhimizin türbesine gittiğimiz zaman, o türbeyi de teveccüh ettiğimiz zaman eski şeyi bulamıyoruz. Eski feyiz gelmiyor anlamında da olabilir ama galiba birinci anlam daha şey. Evet. Yani biz kendimizde Şeyh Efendimizin bize sağladığı, bize yansıttığı bir hal var idi. Şimdi o hali bulamıyoruz üzerimizde. Bunun sebebi ne diye Porsi sormuş idiniz diyor. Porsi'de sormuş, bu idiniz demek istiyor yani. Mahduma, ey efendi, muhterem efendi veya efendim, mahdum, efendi, mahdumadaki elif, elifi nida. Ey efendi, Samet'in hamilesi yazıyor. Şerhi emsali insuhanan, bu tür sözlerin açıklaması ve tariki tahrir, yazı yoluyla açıklamak, belki takrir, hatta söz ile açıklamak, hem açıklamak da dahi münasip nemi numayet, uygun görünmüyor. Yani sizin sorunuza yazıyla, hatta sözle bile cevap vermek çok uygun gelmiyor bana. Ta der fehmi kesi çi der ayet. Ta ki bir kişinin fehmine, idrakine ne gelir? Benim sözlerimden, yazdıklarımdan birisi ne anlar? Acaba yanlış anlar mı? Ve ez anca ve oradan, o sözlerden, o yazılardan çi fera giret. Ne alır? Griften almak, giyir muzaresi. Bu fera eski metinlerde çıkan bir şey böyle. Ne, acaba benim sözlerimden neresini alır? Doğru tarafını mı alır? Yanlış mı anlar? Korkuyorum. Yanlış anlaşılır diye korkuyorum. Onun için bu konuda fazla bir şey yazmak istemiyorum. Hatta söylemek bile zordur diyor. Huzur ve şartı hüsn-i zan. Hüsn-i zan, iyi niyet, iyi düşünce olmak şartıyla huzurda bulunmak, yani gayet değil, yanımızda bulunmak, ya yahut da
tuli sohbet, uzunca sohbet etmek ve her nehç kibaşı, hangi yolla olursa olsun uzun sohbette bulunmak derkarest lazımdır. Derkar, Hint farsçasında lazım, gerekli demektir. Ve bidunihi, bunun dışındaki şeyler, yani iyi niyet hüsnü zan olmazsa, benim yazdıklarıma, söylediklerime karşı dinleyenlerde hüsnü zan olmaz ise veya yanlış anlama ihtimali olursa, bu ne, bu durum nedir? Hartul kataat, dikenli bir dalı sallamak gibidir. Veya sıyırmak gibidir. Dikenli bir dalı sallamaya kalkarsak veya elimize sıyırmaya kalkarsak ne olur? Elimize bir sürü diken batar. Yani boş iş, bu bir deyim. Bu bir deyimdir. Yani boşuna kürek çekmek olur. Boşa kürek çekmek olur, boşa yorulmak olur. Ama dinleyenlerde hüsnü zan olursa ve uzunca konuşma imkanı olursa, o zaman ve huzurumuza gelir, huzur değil o, yani yanımıza gelirseniz, yanımızda uzunca konuşursak ve dinleyenlerde hüsnü zan olursa, o zaman bu konuyu uzun uzun izah edebilirim. Aksi takdirde hatun katat, dikenli bir dalı sallamak veya elle sıyırmak nasıl zarar verirse elimize ve boşa bir şey olur. Yani meyve yok ağaçta, diken sallıyorsun, bir şey gelmiyor. Boşa yorulmuş oluruz. Asude şebi bayet. Asude sakin, huzurlu, şebi bir gece bayet gerekir. Ve hoş mehtabi ve güzel bir mehtap, bir gökte bir ay gerekir ki ta ki batu seninle veya sana hikayet konem anlatayım. Ez her babi, her babdan, her konudan sana bir şeyler anlatabilmem için huzurlu bir gece lazım, uzun zaman lazım, güzel bir mehtap lazım ki uzun sana diyor bunu her babdan, her konuda konuşabileyim. Böyle bir şiir koymuş. Hocam Bayram Hoca da böyle anlatırdı rahmetli mektubattan. Bir soru sorarlardı. Kardeşim gel gidelim dağlara. Zamanı kaldıralım. Ben anlatayım sen dinle. Ben anlatayım sen dinle. Öyle bu işi. Yoksa dedi böyle burada olmaz diyor. Sınırlı yani. Zamanda olmaz diyor. Evet. Aynen. Ama be hükmü suali ra cevabi bayet. Fakat be hükmü hükmünce suali ra bir suale soruya cevabi bir cevap bayet gerekir. Soruya cevap vermek gerekir. Hükmünce in kadr şu kadar, bu kadar vami nümayet ki şu kadar görünüyor ki her makami ra her bir makama her bir makam için ulum ve maarifi digerest ilimler ve yüksek diğer yüksek bilgiler vardır. Yani cevap soruya madem cevap vermek gerekir diye bir hüküm vardır. Ona binaen ben de şu kadar görünürüm, şu kadar söyleyebilirim anlamında. Şu kadar söyleyebilirim ki her bir makamın, her bir manevi makamın kendine mahsus bilgileri vardır. Yüksek irfanı, özel bir marifi vardır. Ve ahval ve mevacidi diğer yine halleri vardır ve diğer bazı farklı vecitleri, bulguları, ilhamları vardır. Her makamda ayrı insana bilgi ve ilham gelir. Der makami münasip, bir makamda münasip olan, uygun olan zikir ve teveccüh est. Allah'ı zikretmektir ve Allah'a kalben yönelmektir. Ve der makamı diğer, başka bir makama gelince kişi, orada uygun olan neymiş? Tilavet ve namaz est. Daha farklı bir makama geçti. Orada zikir ve teveccüh değil de Kur'an okumak, tilavet ve namaz kılmak insanın yükselmesi için, ilerlemesi için daha uygun olabiliyor. Her makamın, her manevi makamın şartları ayrılıyor. Makami mahsus be cezbe est ve makami be suluk. Bir makam mahsus be cezbeye mahsustur, cezbeye aittir, cezbeyle ilgilidir. Ve makami başka bir makam da ve suluka uygundur. Ve makami be'in her du devlet mümtezic est. Ve bir makamda ise be'in her du bu her ikisi devlet, bu her iki nasip, her iki cezbe ve sülük her ikisi de mümtezic est birleşiktir, birbirine karışmıştır.
Bazen böyle şeyler de olur. Ve makami es, ve yine bir makam vardır ki ez her du ciheti cezbe ve süluk, cezbe ve süluk cihetlerinden her ikisinden de cüdast. Cüda es, ayrıdır. Sahabeninki, sahabenin manevi hali süluktan da cezbeden de ayrıydı, daha üstündü. Ne cezbera be o mesasi, ne cezbenin ona bir alakası vardır, ilişkisi vardır. O üstün, daha üstün makamda ne cezbenin oraya bir mesasi bir alakası vardır. Ne sülukra be an taallukun, ne de senin sülukun, tasavvufi eğitim metotlarının o yüksek makamla bir taalluku, ilişkisi vardır. O çok daha üstün bir makamda dedi. İn makam, bu makam bes yeterince çok şigerf, güzel, çok güzel estir, çok güzel bir makamdır. Ashab-ı an server, o server-i enbiyanın ashabı aleyhi ve ala alihi ve aleyhi minestelebat ve minestelebat efdalühe ve minetteslimat ekmelühe, Peygamberimizin salavat getirdi. Peygamberimizin ashabı ve in makam, bu makam ile mümtazen seçilmişlerdir. Sülüktan da, cezbeden de üstün olan o manevi hal ile imtiyaz sahibidirler, onlar seçilmişlerdir ashab. Ve be'in devleti uzma ve bu büyük nimet ile müşerref, müşerreftirler, şereflenmişlerdir sahabe-i kiram. Onların yolu, sülük yolundan da, cezbe yolundan da daha üstün bir yol ve bir manevi haldir. Sahibi in makamra imtiyazı tamamest ez erbabı makamatı diger. Bu makamın sahibi, yani işte cezbe ve sülükten daha üstün olan o makamın sahibi olanlar imtiyazı tamamest, tam bir ayrıcalıkla ayrıdırlar. Seçilmişlerdir, ayrıdırlar. Kimden? Ez erbabı makamatı diger. Diğer makamların erbabından, seyrizlik yoluyla Allah'a yaklaşanlardan veya cezbeyle Allah'a yaklaşanlardan, onların makamlarından çok daha üstündür bunların, sahabenin manevi hali. Ve müşabeheti bayet diğer, birbirleriyle benzemesi kemter daren, daha az olur. Ve hilaf-ı erbab-ı makamatı diğer, diğer makamların ehli olan kişiler de ise böyle değildir. Ki bayek diğer birbirleriyle müşabeheti daren, benzerlikleri vardır. Diğer kişiler seyrisülük usulleri, Allah'a yaklaşma yolları, yöntemleri, mertebeleri birbirine benzer. Velev bihet biveçhin dune veçhin, bir yönden olmasa da öteki yönden az veya çok diğer dervişlerin Allah'a yaklaşma usulleri ve halleri birbirine benzer. İn nisbet, bu nisbet ez güzeşti ashab-ı kiram, ez güzeşti imkanı var. Birisi sonrasında, bazıları da yolunda anlamı var. Burada sonrasında anlamı daha bilir. Ashab-ı kiramdan sonra, yani ashab-ı kiram cezbe ve sülükün üzerinde bir manevi hale sahipler. Ashab-ı kiramdan sonra bu onların bu makamı, onların bu nispeti manevi hali der Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam da berveçhi etem, tam şekilde, tam olarak zuhur hahet yaft, zuhur edecektir, ortaya çıkacaktır inşallahü teala. Ama Mehdi'ye kadar da bazı evliyada sahabedeki o yüksek hallerden bazı şeyler, benzerlikler az miktarda velilerde de olabiliyor diyecek. Ve ez meşayih-i tabakat, şimdi bir asırda yaşayan, aynı dönemde yaşayan şeyhlere birinci tabaka diyorlar. Birbiriyle aynı dönemde yaşamış. Mesela işte 19. asır evliyası, 20. yüzyıl evliyası, 21. yüzyıl evliyası, bunlar aynı asırda yaşayan birbirlere akran sayılır. Bunlara tabaka tabaka deniyor işte. Tabakat-ı Sufiye diye Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin bir eseri var. Orada vefat tarihlerine göre aşağı yukarı bir aynı dönemde yaşayanları, hani birbirini görmese bile aynı dönemde yaşayanları birinci tabaka demiş. Sonra bir asır sonrakileri ikinci tabaka demiş. Dolayısıyla
tabakat-ı meşayih-i tabakat. Rahimehumullahu Teala bu meşayih'tan kem kesi az kişi, yani ev meşayih gruplarından gelin, meşayih gruplarından, kademelerinden kem kesi çok az kişi ezdiğin makam, bu makamdan, yani sahabenin nail olduğu o yüksek manevi makamdan haber dade es haber vermiştir. Yani kitaplarda adı geçen, kitaplarda tabakat-ı sufiye gibi eserlerde adı geçen meşayihtan, önceki evliyalardan meşayihtan çok azı sahabenin nail olduğu o makamdan haber vermişler. Çok azı. Fekeyfe ki, nerede kaldı ki? Ez ulum ve ma'arifi an suhan kerde bağışır. Onların, o sahabenin manevi halinin ilimlerinden ve yüksek hallerinden söz söylemek nerede dursun? Yani söyleyen zaten yok da onlarından azıcık bahseden bile, sahabenin manevi halinden azıcık bahseden bile çok azdır. Nerede kaldı ki detaylı konuşsunlar? Zelike fadlullah yüktihi men yeşâ. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine o bilgileri, o lütfu, o bilgileri verir. Vallahu zul fadlil azim. Cenab-ı Hak büyük lütuf sahibidir. Hadid suresi 20. ayet. Gayetü ma fil bab. Netice olarak, hülasa olarak, bu konuda söyleyecek sonsuz olarak. Ashab-ı kiram ra in nisbeti azizül vücud. Azizül vücud nadir olan bu manevi nisbet, manevi hal, sahabelerdeki nadir olan bu manevi hal, der evveli kadem bezuhur mi'amed. İlk adımda zuhura geliyordu. Peygamber Efendimiz'i görüp sohbetini dinlediği ilk anda sahabe-i kiram makama, o makama çıkıyorlar idi. Ve be murur zamanla ve kemal miresi kemale ulaşıyor idi. Peygamberimizi gördüğü anda zaten Peygamber Efendimiz'i bir defa görse kişi sahabe oluyor. Değil mi? Bir dakika görüp otursa sohbetinde sahabe o işte o ilk görmede o nazar, sahabenin nazarına, Peygamberimizin nazarına kavuştuğu ilk anda yüksek manevi derece ulaşıyordu. Sonra Peygamberimizin sohbetini daha çok dinlemesiyle daha da kemale erişiyor, daha da yükseliyor idi. Evet. Ve digerira eğer ve in devlet müşerref misazen, diğer bir kişiyi, sahabe o mertebeye ulaşıyor idi. Ve digerira bir diğer kişiyi, yani sonraki dönemdeki yaşayan sufilerden birisini, eğer şayet ve in devlet buna nimete, bu şansa, bu manevi mertebeye müşerref misazen, müşerref ederlerse, verirlerse ve ber kadem ve ber kademi nisbeti ashab-ı kiram terbiyet dehen ve ashab-ı kiramın o nisbeti, yani manevi halinin kadem demek meşrebiyle, o meşrep üzere o sufiyi ya terbiyet dehen, terbiye verirlerse, terbiye ederlerse bade ez kat'i menazili cezbe ve süluk, cezbe ve süluk menzillerini kat ettikten, aştıktan sonra ve tayyü ulum ve ma'arif anha, onların yüksek bilgilerini durup elde ettikten sonra ve in devleti uzman, bu büyük devlet ile müstesbih hahetgeş, saadete erişen bir kişi hahetgeş olacaktır o kişi. Tamam mı? Demek ki evet, bu manevi mertebe sahabenin ama bazı kişiye de bunu sonraki dönemlerdeki bazı sufilerde verebiliyorlar. O da cezbe ve süluk mertebeleri kat ettikten sonra ve yüksek marifet elde ettikten sonra bu sahabeyle ilgili olan kemalattan da nasip verebiliyorlarmış bazı sufilere. Der iptida, başlangıçta zuhuri in nisbet, bu manevi halin zuhuru mahsus be bereketi sohbeti Seyyidül Beşer Est, Peygamber Efendimiz'in sohbetinin bereketine mahsustur. Aleyhi ve ala alihi salavat ve tahiyyat ve berekat ve teslimat. Önce sahabe döneminde Peygamberimizin sohbetinin bereketiyle sahabe o mertebe çıkıyor idi.
Ama tevanet bud ki olabilir ki ez tabi'anı o. Ona tabi olan ashab-ı peygambere ve ashabı tabi olanlardan niz dahi onlardan da kesira bir kişiye be'in bereket müşerref sazen. O bereketiyle, o bereketle, o manevi hal ile müşerref etmeleri mümkün olabilir. Ta sohbeti o niz sonunda neticede onun sohbeti de der iktida başlangıçta sebebi zuhuri in nisbeti aliye gerdet bu manevi halin oluşmasının sebebi olur. O evliyadan, o zata, o sufilerden, o zata sahabedeki o hal verildiği için onunla sohbet edenler de ilk sohbette yüksek bir manevi halden istifade edebilirler, bir manevi hale ulaşabilirler. Feyz ruhul kuds, feyz ruhul kuds erbaz medet fermayet. Ruhul kudsun yani Cebrail'in feyzi yani eğer şayet baz tekrar medet fermayet yardım ederse digeran hem bekonen ançi mesiha miket. Mesih'in yani Hazreti İsa'nın yaptığı şeyi yani ölüleri diriltme gibi yaptığı şeyleri digeran diğerleri hem de diğer sufiler de bekonen yaparlar. Ançı hüvellezi şu şeyi ki Mesiha Hazreti Mesih miket yaptığı şeyi. Yani Ruhul Kudüs'ten tekrar bir feyiz gelirse İsa'nın yaptığını başka insanlar da yapabilir. Ne demek istiyor? Bana sahabenin manevi halleri bana nasip oldu demek istiyor aslında. Bana demiyor da onu anlıyoruz yani değil mi? Demek istiyor. Onu demek istiyor yani. Şimdi daha gelecek. Derin vakt. Bu vakitte der'in nisbet, hani önce dedi ya, yani bunları söylemek istemiyorum, yanlış anlarlar çıkar. Onun için hüsnü zanla, iyi niyetle dinleyen insanlar olursa ancak bir şeyler söyleyebilirim, korkuyorum yanlış almakta falan diye başladı. Ama dedi bu işte. Der'in vakt, derin nisbet, hem bu nisbet bu manevi halde de indiracün nihaye fil bidaye mutahakkık şevet. Nihayeti bidayete derc etmek. Manevi halin sonunu başlangıca dürmek. Durumu mutahakkık şevet gerçekleşmiş olur. Gerçekleşmiş olur. Yani sahabenin o manevi halinden bir kişide manevi nasip var ise onun sohbetine katılan müritler ta 30 yıl sonra mesela ulaşacakları manevi dereceyi o sohbet tesiriyle bir anda ulaşabilirler. Nitekim sahabe de peygamberin sohbetinde efendim bir anda çok yüksek mertebeye çıkıyorlar idi. Sahabenin o manevi halinden hal sahibi olan evliyanın sohbetinde de bu durum vardır. 30 yıl sonra, 40 yıl sonra ulaşacağı dereceyi bir anda elde edebilir. İndiracün nihaye fil bidaye bu demektir. Sonu başa, seyir sülük yolunun sonunda ulaşacak halleri ta ilk zamana derc etmek, koymak, yerleştirmek. Bu takipçilik gerçekleşir. Çünkü nitekim der sureti tekaddümi cezbe bersuluk, cezbe yolunun süluk yoluna önceden daha önce olması durumunda mutahakkık es gerçekleştiği gibi. Ziyade ber'in bunun üzerinde daha fazla bunun üzerinde beyan, açıklama, güncayiş, nedaret sığmaz. Yani bundan fazlası söyleyemem, anlatamam. O kadar söyleyebiliyorum ancak diyor. Laf, kelime bulunmaz ifadesi konuşmaya. Ve min ba'di hâze bundan sonrası mâ yedikku sıfatuhu. Sıfatları çok ince, hassas olan meselelerdir. Bundan ötesi çok ince, özellikleri sıfatları çok ince olan anlatılması zor, latif işlerdir.
Ve ma ketmuhu, onu gizlemek ise ahza, daha tatlı, ledeyhi ve ecmel, ve daha güzeldir. Onları konuşmamak daha tatlı ve daha güzeldir. Daha fazla bir şey söylemek zordur diyor. Ba'de haza, bundan sonra eğer mülakat vaki şot, eğer görüşme vaki vaki olur, şot mazi kullanmış ama muzari anlayacağız, vaki şevet diye anlayacağız yani. Eğer bundan sonra sizinle bir görüşme vaki olursa, yani Hüsamettin Ahmet'e diyor İmam-ı Rabbani, eğer görüşebilirsek bir yerde, ve ez canibi müstemian, ve dinleyenler tarafından mazınne-i hüsn, hüsn-i istima, güzel dinleme düşüncesi, hüsn-i zanla beni dinledikleri zanlı deryaft bende bulunursa eğer, hem görüşürsek hem de o mecliste dinleyenlerin hüsn-i zan sahibi oldukları kanaati bende hasıl olursa, şemme-i bir miktar ez-i'n makam, bu konulardan, bu makamdan bir miktar inşallahü teala der ma'razi zuhur hahet avet, zuhur sahasına getirilecektir, yani anlatılacaktır. Yüzle görüşürsek, dinleyenlerin de hüsn-i zan sahibi olduklarına kanaat getirirsem, bu konuda biraz daha detaylı bilgi verebilirim. Mektupta ancak bu kadar söyleyebiliyorum diyor. Ve huve subhanehu'l muvaffık, muvaffakiyet veren, başarıyı ihsan eden Cenab-ı Hak'tır diyor. Der babı bazı ezyaran, dostlardan bazıları konusunda kalemi ferbude budent, kalem buyurmuş idiniz demek, yazmışsınız demek yani. Bazı dostlar hakkında bir şeyler yazmışsınız mektubunuzda. Hüsamettin Ahmet İmam Rabbani yazdığı mektubunda Delhi'deki bazı müritler hakkında, dostlar hakkında bir şeyler yazmış idiniz diyor. İn fakir, bu fakir, yani İmam Rabbani kendisinden bahsediyor. Ez zellat-ı işan, onların hatalarından der guzerani geçmiştir, affetmiştir. Onların hatalarını bu fakir affetmiştir. Hak Subhanahu ve Teala Erhamur Rahimines. Cenab-ı Hak da merhametlerin en merhametlisidir. Af fermayet, af buyurur inşallah. Allah da affeder. Ama yaran ra, dostlara nasihat fermayent, nasihat buyursunlar. Yani nasihat buyurunuz. Meçhul söylüyor. Muhatap aslında. Ama diyor siz dostlara nasihat edin ki der huzur ve gaybet yanınızda veya sizinden uzaktayken der makamı azar ne başen, eziyet makamında olmasınlar. Azar makamında, eziyet makamında. Yani dedikodumuz yapmasınlar. Çünkü Delhi'de kazan kaynıyor o dönemde. Bakibillah vefat etmiş. İmam Rabbani Sirhind'de şehit, onun vekil olarak şehitliğe başlamış. Orada Delhi'deki Bakibillah'ın tekkesinde başka müritler de var. Kıdemli müritler de var. Şeyh Allahdat veya Şeyh İlahdat diye birisi ben şeyhim demiş. Bakibillah'ın halifesi benim demiş. Bazıları da onun şeyini kabul etmişler, şeyhliğini Delhi'de. Bir de İmam Rabbani sohbetlerinde ve mektuplarda yüksek konulardan bahsediyor. Oradaki müritler başlamış dedikoduya. Ya bu Serhend'den Şeyh Ahmet Sirhindi diye işte biri gelip gidiyordu Şeyhimiz Bakibillah'a. Hiç duymadığımız tuhaf tuhaf şeylerden bahsediyor. Yok vahdet-i vücudu eleştiriyor. Daha yüksek şuhut vardır diyor. Abdiyet vardır diyor. Bilmem ne vardır diyor. Yani biz böyle şeyler duymamıştık daha önce. Nereden bu şeyleri yazıyor falan filan diye Delhi'deki Bakibillah'ın tekkesinde, Bakibillah vefat etmiş ama tekkede kazan kaynıyor. Dedikodu yapıyorlar. İmam Rabbani Sirhind'de İmam Rabbani hakkında dedikodu yapıyorlar. İmam Rabbani diyor ki, mektubunuzda oradaki dostların böyle konuştuklarından falan bahsetmişsiniz. Ben onları affettim diyor. Cenab-ı Hak da affeder inşallah diyor. Ama ne sizin huzurunuzda ne de gıyabınızda artık dedikodu yapmasınlar, eziyet etmesinler diyor. Anlıyor musun meseleyi? Mesele bu.
Şimdi hasret ediniz ki huzurda ve gaybette, yani sizin yanınızdayken veya gayb başka yerdeyken der makamı azar ne bağışan eziyet etmesinler. Dedikodu yapmasınlar. Ve tegayyuri evza-i hud ne konent evza burada ahval demek. Kendi hallerini tegayyur ne konent değiştirmesinler. Kendi hallerini değiştirmesinler. İnşallah اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِكَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bir insanlar kendilerini değiştirmedikleri sürece Cenab-ı Hak onları değiştirmez. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِكَوْمٍ سُوءًا. Cenab-ı Hak bir kavim için kötülük dilerse فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Onun geri çevrilmesi yoktur. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالْ. Onlar için başka bir sığın yardımcı da yoktur. Allah'tan başka yardımcı da yoktur. Rahat suresinden bir ayet. Yani kendi hallerini değiştirmesinler. Bozuk hallere geçmesinler. Dedikodu yapmasınlar bizim hakkımızda. Ben onları affettim ama onlar da artık onlar da bu dedikoduyu bıraksınlar diyor İmam Rabbani. Derbabı konusunda. Derbabı miyan. Miyan demek efendi var ya bizde efendi. Miyan demek efendi gibi. Derbab-ı Miyan Şeyh Allah Dağıt. Şeyh Allah Dağıt efendi konusuna gelince o konuda hususan nevişte buden yazmış idiler. Yani yazmış idiniz. Mektubunuzda Şeyh Allah Dağıt hakkında Allah Dağıt veya İlah Dağıt diye de yazılıyor. İki türlü yazıyor. Hususi olarak bir şeyler yazmıştınız bana mektubunuzda diyor İmam Rabbani Hüsamettin Ahmet'e. Fakirra hiç muzayaka nist. Fakirin bu konuda hiçbir sıkıntısı yoktur. Fakirin bu konuda hiçbir sıkıntısı yoktur. Ama nedamet ez tegayyuri vaz-ı hod di müşarın ilehra derkâr ez. Ama nedamet pişman olmak ez tegayyuri vaz-ı vaz demek hal demektir. Tegayyuri vaz-ı hod-i müşarın ilehra. Müşar-ı İleyh'in adı geçen bu zatın, Şeyh Allah Dağıt'ın kendi halindeki değişiklikten dolayı pişman olması, nedamette olması derkar est lazımdır. Lazımdır. Şimdi İran Farsçasında der, deda takısı. Kar, iş demektir. Derkar, işte. Babam işte çalışıyor. Hint Farsçasında derkar, lazım, gerekli demektir. Vacip demektir. O şey Allah'tan halini değiştirdi. Şeyhlik iddia etti. Ben şeyhim dedi Baki Bilat'tan sonra. O halinden, o haldeki değişiklikten nedamet etmesi, pişman olması derkâres lazımdır. Ki çünkü ennedmu pişmanlık tövbetün bir tövbede dönüştür. İstişfa-ı fer-i nedamet est. Şefaat dilemek pişmanlığın bir fer'idir, bir şubesidir. Şefaat dilemek pişmanlığın bir şubesidir. Ve her takdir, her halükarda fakir, yani ben ez canibi hot kendimden yana der makamı güzeşt est. Af makamındayım. Kendime yetten yana onu affettim. Şey Allah dağıdı, benden yana affettim. Canibi digerra, diğer tarafı ise işan onlar danen bilirler. Diğer tarafını onlar kendileri bilirler. Tevbe eder mi? Etmez mi? Bu şeyi iddiasından vazgeçer mi? O kendim bilir. Ben affettim diyor onu. Diğer ayrıca Sirhind şehrini menzili hod kendi eviniz gibi tasavvur fermayan, tasavvur buyursunlar. Zat haliniz Sirhin şehrini kendi eviniz gibi düşünün. Buyursunlar, düşünün yani. Siz Hüsamettin Ahmet'e söylüyor. Alakayı muhabbet, sevgi bağı, aramızdaki dostluk sevgi bağı ve nispeti hempiregi, aynı pirden, aynı şeyhten feyz almış olmanın nispeti bağlılığı, ne ez'an kabilest ki, şu kabile, şu türden bir şey değildir ki ve umuri arıza, arızı basit şeyler sebebiyle
gosistegerde kopacak bir şey değildir. Yani bu Allah, şey Allah'tan şeyi iddia etmiş, bazı müritler dedikodu yapmış, şey olmuş, bu olmuş. Bunlar arızi, basit şeylerdir. Bu basit şeylerden dolayı bizim aramızdaki dostluk bağı kopmaz. Aynı pirden feyz almış olmanın getirdiği bir dostluğumuz var. Onlar da kopmaz, sarsılmaz diyor Hüsamettin Ahmet'e. Ziyade Çin evi ise, başka daha ziyade ne yazayım? Vesselam diyor, mektubu bitiriyor. Fakat sonra gene devam ediyor. Mahdumzade efendi oğlu, Mahdumzade ha çoğul, efendi oğulları, yani Baki Billah şeyhimizin oğulları, Muhammed Abdullah ve Muhammed Ubeydullah isimli iki oğlu, vesair ehli beyt ve diğer akrabalar, ve dua mahsusen, hususi olarak dua ediyorum onlara diyor. Onlara hususi olarak dua ediyorum. Baki Billah'ın oğullarına ve işte hanımına, aile efradına. Bade es tesbidi'in rakime. Rakime dediği mektup. Bu mektubu temize çektikten sonra tesbid, yani müsveddeden işte temize çektikten sonra bu mektubu yazdıktan sonra ve hatır riht ki, aklıma döküldü, aklıma geldi ki suhanra sözü derbabu zellatı yaran, o dostların hataları, zelleleri, hani dedikodu yapan müritleri var ya, bu konuda ya dostların hataları konusunda ve affı ve onları affetme konusunda ezan, onları, o dostları affetme konusunda vazıhter, daha açık ve nüviset yazayım diye aklıma döküldü, aklıma geldi. Ki çünkü der icmal, kısa söylediğim zaman ibham, müphemlik, kapallık olur. Tam anlaşılamaz. Ta ki mef'um şebek. Ne anlaşılır, ne anlaşılmaz, bir kapalılık olur. Onun için biraz daha bunu detaylandırayım. Ben diyor, oradaki dedikodu yapan müritleri affettim dedim ama bunu biraz daha açayım ki ne demek istediğim anlaşılsın. Yoksa yanlış anlaşılabilir diyor veya tam anlaşılmaz diyor. Mahduma. Efendi, ey efendi. Yani Hüsamettin Ahmet'e söylüyor. Affetmek ben takdiri, şu takdirde matlub, talep edilen, istenen bir şey ve mutasavver, düşünülen bir şey estir ki, yani onları affettim ama bu af şu takdirde, şu durumda ancak istenen ve düşünülen bir şey olur ki an cemaat, o grup dedikoducular an evzara, o halleri, o dedikodu hallerini bet be danent, kötü bilmeleri durumunda onları affederim. Kendi hallerini, o dedikodu yaptıkları durumları, ya biz kötü yetmişiz dedikodu yapmak diyorlar ise, o hallerini kötü biliyorlar ise, ve der makamı nedamet bağışın ve pişmanlık makamında pişman oluyorlar ise, onları ben affettim. Ve illa, yoksa onlar pişman olmamışlarsa, o dedikodularını kötü bilmiyorlar ise, af güncayiş nedaret, af ortaya sığmaz. Yani af diye bir şey söz konusu olmaz. Pişman iseler affettim. Pişman değilseler affetmem diyor. Ve nüşte buden ki yazmış idiler ki, yani yazmış idiniz ki mektubunuzda piri destgir, yani elimizden tutan yardımcımız olan şeyhimiz Baki Billah Kudüs-i Ruh in makamra, bu irşat makamını ve şehadeti in cemaat, bu cemaatin, bu müritlerin şehadetiyle göz önünde ve Şeyh Allah'da siporde buden havale etmişlerdi diye mektubunuzda öyle yazmışsınız diyor. İmam Rabbani Hüsamettin Ahmet'e diyor ki, bana gönderdiğiniz mektupta diyorsunuz ki şeyhimiz vefatından önce bu diğer cemaatin, yani müritlerin huzurunda onların şehadetiyle bu makamı, irşat makamını, şeyhlik makamını Şeyh Allah'ta da havale etmiş idi diyorsunuz. İn suhan, bu söz, sizin bu sözünüz beyani, bir açıklama, ni talebet, talep eder. Bir açıklamaya gerek, ihtiyaç vardır bu sözü. Eğer
Spor'dan eğer havale etmek, yani bu makamı şeyhillah Allah dağda havale etmek kelimesi, spor'dan havale etmek kelimesi. Ve in mana, şu manada gofte'en demiş iseniz ki, hizmeti fukara, dermişlere hizmet etmek ve ayende ve revende, gelenlere, tekkiye gelenlere ve gidenlere hizmeti fukara ve ayende ve revende bekonet. Hizmet bekonet yani etsin. Şey Allah'ta oradaki dervişlere ve tekkiye gelen giden insanlara hizmet etsin. Hizmet etme işini havale etmiştir diye söylüyorsanız mektubunuzda evet. Ve o zaman diyor eyvallah diyecek. Ve ez ab ve nan, su ve ekmek konusun ab ve nanı inha, bunların dervişlerin ve tekkiye gelen misafirlerin ekmeğini, suyunu, suyundan haberdar bağışet. Haberdar olsun, onları temin etsin. Tekkinin yani mütevellisi olsun. Yani gelen gidene ekmek versin, su versin dervişlere. Bunlara baksın anlamında. Bu işleri havale etti. Şey Allah'ta da diyorsanız müsellem es başının üstündedir. Bu kabul. Kabul. Ve eğer şayet mektubunuzdaki ifadenizden be'in mana ve eğer be'in mana gofte'en ki şu manada söylemişseniz ki terbiyeti cemaati taliban bekonet, talipler cemaatin müdervişler grubunu terbiye etsinler, onları tasavvufi eğitim versinler ve der makamı meşihat şeyhlik makamında postunda ve nişiyet otursun şey Allah'ta şeyh olsun da müritleri eğitsin anlamında havale etti, ona bu işleri havale ediyorsanız mektubunuzda memnu est, o memnudur, men edilir, reddedilir, kabul edilmez. Ben onu kabul etmem diyor. Ben öyle bir şeyi kabul etmem. Ve der mertebeyi ahir, bu son durumda, son yani şeyhlik ona havale etti diyorsanız veya pardon, der mertebeyi ahir ez mülakat, son görüşmemde baki billah ile, şeyhim baki billah ile mertebeyi ahir son de, son seferinde ez mülakat görüşmemizde ve fakir bu fakire Hazreti İşan Efendi Hazretleri baki billah fermude buden ki buyurmuşlardı ki şuma siz tecviz bekonit tecviz ediniz ki veya eder misiniz ki tecviz bekonit tecviz ediniz veya tecviz eder misiniz yani mimur sözü fark yok ya ki şey Allah'ta ez canibi ma bizim tarafımızdan refte gidip ve bazı taliban bazı dervişlerle meşguli be guyet meşgul olsun meşgul goften meşgul söylemek değil meşgul olmak anlamında burada guy muzarisi siz izin veriniz ve izin verir misiniz ki şey Allah'ta bize vekaleten bizim tarafımızdan gitsin dervişlerle meşgul olsun ve ahvali bazı yıra, bazı dervişlerin hallerini bema bize resanet ulaştırsın. İşte şu dervişin şöyle bir rüyası var veya şöyle bir hali var, şöyle bir şey hissediyor gibi. Onların dervişlerin halini bana ulaştırsın, haber versin diye. Siz diyor izin verir misiniz diye sordu şeyhim baki billah diyor bana diyor İmam Rabbani. Ki çünkü mağara bizim tabu huzur talebiden ve meşguli goften yani müritleri talep etmek gelin diye onları çağırmak ve onlarla meşgul olmak onlara zikir dersi öğretmek işte sohbet etmek gibi şeye tab güç yani biz ve ahval porsiden onların hallerini tek tek müritlerin hallerini sormak onların manevi eğitimine ilgilenme gücü bende yok. Neyiz? Yoktur çünkü hasta baki billah 40 yaşlarında hasta oluyor. Ben de diyor güç kalmadı hastalıktan dolayı müritlere tek tek yanıma çağırıp onların hallerine ilgilenmem, onların manevi eğitimine ilgilenmem zor. Bana vekaleten bu şey Allah dağıt, onlarla biraz ilgilensin, bana onların haberini getirip götürsün, acaba izin verir misiniz diye bana sordu şeyhim baki billah diyor İmam Rabbani. Fakir, bu fakir de yani ben diyor İmam Rabbani derim bu konuda hem mütevakkıf bu konuda biraz duraksadım. Raksadım.
Düşündüm. Çün zaruret şod. Zaruret olunca, baktım ki gerçekten zaruret var. Yani şey efendi hasta, ilgilenemiyor. Madem ki dedim zaruret var. Fakir hem, bu fakir de an kadr şu kadar tecbiz numut izin verdi. O kadarına kadar ben de izin verdim. Çünkü baktım şeyim hasta baki billah. İyi dedim yani şey müritlerin dinleyip hallerini baki billaha arz etmek şeklinde. O kadarcık bir şeye izin verdim diyor. İyin kısım tebliğ, bu kısım bu kadar haber ulaştırma, ez cinsi sefareti mahz ez. Tam anlamıyla bir elçilik gibidir. Aşağı inecek veya bahçedeki müritleri dinleyecek, onların gelip baki billaha, yasta yatağındaki baki billaha onların durumunu elçi gibi haber verecek. Sadece bu kadardır diyor. Alel husus ki özellikle ki mübteni ber zaruret bahşe. Zaruret durumuna binaen sadece bu durum olabilir. O hastayken şeyi. Ve zarura tukadderu bi kaderihe. Zaruretler de kendi miktarıyla takdir edilir. Zaruret bittiği zaman şey iyileşince veya şey vefat edince artık zaruret bitmiştir. Şey vefat etmiş. Pes o halde an sefaret hem o elçilik yapma işi de mahsus ve zamanı hayatı işan bağışı. İşan demek onlar demek kelime olan orada şey efendi demek. Efendi Hazretleri demek burada. Efendi Hazretlerin hayatın hayatta olması zamanına mahsus oluyor, olur. Hasta yatağında baktaydı. O dönemle ilgili bir izin, bir elçilik yani görevi vazifesi idi bu. Ba'dez irtihali işan. Efendi Hazretlerinin irtihalini vefatından sonra, Baki Billah vefatından sonra meşguli goften. Müritlerle meşgul olmak yani zikir eğitimi vermek onlara. Ve hali taliban porsiyonu, müritlerin halini sormak. Zikir, murakabe, şu bu ne, onların durumunu sormak ve ilgilenmek. Yani şeylik yapmak dahili hıyanet est hainliğe girer. Hain? Ne etkin var diyor. Baki billah şeyimiz hasta yatağındayken sadece o dönem için sana bu şey izni verdik. O vefat etti, senin bu vazifen bitti. Hainliğe girer diyor. Burada kendisine verilen bir emanete sahip çıkma var hocam yani. Tabii. Yani şey nefisle böyle yapılmış bir şey değil yani. E şimdi bir de nakıs bizatsa o şey Allah'tan bu işe tam ehil değil nakıssa faydası da ona kadar o kadar olur. O kadar olabilir. Evet. Şimdi benim saat şey kapalı ne kadar zaman olur? Beni... Hocam 4'e 7 var hocam. Biraz daha okuyalım o zaman. Evet 2. Peki. Bitiyor zaten. Nevişte buğden ki, yazmış idiler ki, yani yazmış idiniz ki, nisbeti biri destgir, baki manet. Biri destgirin, baki billahın, şeyhimizin manevi hali, baki manet, kalıyor. Aynı halde duruyor, diyorsunuz mektubunuzda. Yani, ziyadeti ve noksan ne pezire, artmayı ve azalmayı kabul etmiyor. Peziruften, kabul etmek. Pezir, muzaresi. Peziret, kabul eder. Ne peziret, kabul etmiyor. Artma ve azalma, kabul etmiyor, olmuyor. Yani şeyhimizin mezardaki manevi hali hep aynı seviyede duruyor diyorsunuz. Mahduma, ey efendi. Tekmili sınaat, bir işin kemale ermesi ve telahuki efkares. Fikirlerin birikmesiyle, birleşmesiyle olur. Nahvi ki bir nahiv ilmi ki, Arap grameri ilmi ki, Sibevey vaz kerdebut, Sibevey denen alimin ortaya koyduğu nahiv ilminin kaideleri, efkarı müteahhiran, sonrakilerin fikirleri, anra o nahiv ilmini dehçen, 10 defa katlamış, ziyade sahteen arttırmışlardır. 10 katına çıkarmışlardır sonraki alimler. Yine görüşler, nahiv ilminde, sarf nahiv diyor. Ve hemen sarafet manden, aynı sırflığında, aynı yalınlığında, aynı mertebesinde kalması huddi, aynı naks es.
nakıslığın bizzat kendisidir. Dünya dönerken, dünya koşarken yerinde saymak gerekmektir. Durmak düşmektir tasavvufta. Nisbeti ki Hazreti Hace Nakşibend bağıştan, Hazreti Hoca Bahattin Nakşibend'in sahip olduğu manevi hal, der zamanı Hazreti Hacı Abdülhalik, Abdülhalik Ucduvani zamanında Nebut yok idi. Ardından Hacıgen Meşayi geldi, onlarla beraber manevi haller ilerledi, Bahattin Nakşibend'de daha yüksek bir hale geldi diyor. Kaddesallahu Teala sırruhuma, Allah ikisine de resa arttırsın, vakibillahında. Hoca Bahattin Nakşibendi'ne. Ve ala hazır kıyas. Diğerleri de hep kıyas söyledir. Yani Bahattin Nakşibend'den de sonra meşayih manevi halleri hep ilerlemiştir. Yükselmiştir. Alel husus. Özellikle ki Hazreti Hacı İma, bizim hocamız Baki Billah, der sadedi tekmili in nisbet, bu manevi hali kemale eriştirme konusunda buğden idiler. Çalışıyor idiler yani. Ve anra tamam nemi danisten ve o Baki Billah, şeyhimiz Baki Billah içinde bulunduğu manevi hali kemal noktası diye, tam bir nokta diye, en yüksek şey diye kabul etmiyorlardı. Böyle bilmiyorlardı. Nemi danisten, öyle bir şey bilmiyorlardı. Hep daha yükselmeye çalışıyorlardı. Eğer hayat vefa miyken, eğer hayat vefa etseydi, ömrü vefa etseydi, ömrü yetseydi, daha uzun yaşasaydı şeyhimiz Baki Billah, ve irade-i hudavendi celle celle sultan, Allah'ın dilemesiyle in nisbetra, bu manevi halini ta ve koca ta nereye kadar miğbordan götürürlerdi bilemiyoruz. Kim bilir, ömrü 40'ta vefat etmeseydi de 60-70-80 yaşında yaşasaydı şeyhimiz Baki Billah, bu manevi hali daha da yükselir, kim bilir nereye ulaşır idi. Kendini tamama ermiş, kemale ermiş saymıyordu. Saykerden çalışmak der ademi ziyadeti an, onu arttırmama konusunda çalışmak ya da arttırmaya çalışmamak münasip neyst, münasip değildir. Demek ki mürit de şeyhinin, kabirdeki şeyhinin makamını arttırmaya çalışacak. Nasıl oluyorsa. Ve fakir ne midanet ki, bu fakir bilmiyor ki iyi nisbet çi tavır nasıl baki hahetman, nasıl olduğu yerde duracaktır? Ben bilmiyorum. Duramaması lazım. Artması lazım. Manevi hali. Kabirde dahi olsa artması lazım o manevi hali. Şumahut, siz kendiniz nisbeti alahide dari, siz kendiniz bile nisbeti alahide müstakil, kendine mahsus bir manevi haliniz var diyor Hüsamettin Ahmet'e. Ve nisbeti işan, Şeyh Efendi'nin manevi haliyle mesas nedaret alakası olmayan, Şeyh Efendi'nin manevi haliyle alakası olmayan sizin kendinizin bile, Hüsamettin Ahmet'e söylüyor, farklı bir manevi haliniz var. İn suhan mükerrer der huzuri işan müşahhas şöde bud. Efendi Hazretleri'nin huzurundayken bu sözü çok defa söylemişimdir. Veya işandan kastı zat-ı âlilerine, yani sizin huzurunuzda da olabilir yani. Hüsamettin Ahmet'in huzurunda ben size bunu söylemiştim. Sizin de ayrı bir haliniz var. Şeyh Allah dadı fakir, bu biçare fakir Şeyh Allah dad, şeyli iddia eden. Nisbetra manevi hali çi tane, ne bilir? Nereden bilsin manevi hali? Ki çiz nedir? Bu manevi hal nedir? Neden bilsin o? Bilmez. Nahvi bir miktar, nahvi bir miktar ez huzuri kalbi daşt. Kalbinde birazcık huzur hali vardır. O kadar. Başka bir şey yok. Diğer an rahem malum eski. Ayrıca ona da malumdur ki, Şeyh Allah'ta da biliyor ki çi haletest. İçinde bulunduğu halin ne olduğunu o da biliyor. Birazcık huzur hali var, o kadar. Berpa darendeyi an nisbet kiz. O nisbeti, yani şeyhimizin manevi halini berpa darında ayakta tutan, devam ettiren kizdir. Kimdir? O onda bilir. Onda bilir.
vanu mayent söylesinler, göstersinler, anlasınlar. Ta fakir hem fakir göstersinler. Ta ki fakir de ben de mümitti ankest vacet. Ona yardımcı olayım. Varsa böyle birisi şeyhimizin manevi halini hayata tutan, devam ettiren birisi, başka birisi varsa söyleyin. Ben de ona yardım edeyim. Ben devam ettiriyorum demek istiyor aslında. Vakıatra itibar nenihen. Vakıata, rüyalara itibar nenihen. Nihaden koymak, nih muzaresi ama burada itibar nihaden, itibar etmek anlamında. Rüyalara itibar etmesinler. Yani etmeyiniz. Etmeyin. Ki hayali en hayal, hayaldirler. Hayale bağlıdırlar. Sıdkı nedaren. Bir doğruluğu, bu rüyaların doğruluğu yoktur. Hayaldir bunlar. Bunlara bakmayın diyor. Şeytan düşmeni kaviye, şeytan güçlü bir düşmandır. Ez tesvilatı o, onun karıştırmalarından, şeytanın karıştırmalarından, ivalarından em güvenlikte içinde olmak müteassir est zordur. İlla sadece men asemahullahu teala, Allah'ın korudukları müstesna, şeytanın tesvilatından, ivalarından, karıştırmalarından korunmak çok zordur. Rüyalara itibar etmeyi. Efendim şu mürit şöyle rüya görmüş. İşte böyleymiş. Bırakın bunu diyor. Ve essel bi nisbet hayı müktesebe nevişte budent. Kazanılmış olan manevi hallerin, nisbetlerin selbolundan, soyulduğundan, yok olduğundan nevişte budent. Yanmış idiler. Yani yanmış idiniz. Diyor Hüsamettin Ahmet'e. Bu mesele nedir? Bu dedikoducular var ya Delhi'de bazı müritler, İmam Rabbani mektuplarında yüksek yüksek konulardan bahsediyor. Bunları uyduruyor mu acaba? Uyduruyor mu acaba bunları? Kim bu falan diye İmam Rabbani hakkında dedikodu yapan müritlerin manevi halleri selbolunmuş, üzerinden alınmış. Manevi halleri sıyrılmış. O dedikoducu müritlerin. Diyor ki essel bi nisbet hayi müktesebe nevişte buden. O dervişlerin kesbettikleri, kazandıkları bir kısım manevi hallerin onlardan soyulduğunu, çıkarıldığını, manevi hallerinin kalmadığını, siz mektuplarını yanmıştınız diyor İmam Rabbani Hüsamettin Ahmet'e. Mahduma ey efendi. Ha, bunu nereden biliyoruz? Yani bu sert meselesi. Mektubatın şerhi var. 1970'li yıllarda bir Afgan, Nasrullah Uteki, Şerh-i Mektubat, Şerif Mektubat diye, Şerh-i Mektubat diye bir eser yazmış Farsça. Orada söylüyor. Delhi'deki dedikoducu müritlerin manevi halleri yok olmuş. Ondan bahsediyor diyor. Açık şerhte söylüyor onu. Nasrullah Uteki, Şerh-i Mektubat. An selkerden o selbetme işi, yani o dedikoducu müritlerin manevi hallerinin onların alınması işi ve ihtiyar benim iradem ile nebut değildi. Yani ben isteyerek onların manevi halini almadım. Arapçada benim isteğimle ve tercihimle idi diyor. Parçasında benim tercihimle, isteğimle değil idi. Tam tersi bak. İdi, değil idi. Ben onların hallerini almak istemedim. Ama dedikodu yaptıkları için Allah-u Teala onların halini, manevi halini aldı onlardan. Benim ihtiyarımla ve irademle, isteğimle olmadı diyor. Ve ihtiyar nebut. Şunan ki der huzur mezkur şöyle bu. Bir de kim? Huzurunuzdayken bunu söylemiştim size diyor. Burada o şahıslar İmam Rabbani o zaman suçlamışlar önceden. Yani seni yüzünden oldu diye. Demek ki kendi aralarında konuşmuşlar böyle. Evet. Baki Bilat, İmam Rabbani de Hüsamettin Ahmet'e çünanki nitekim der huzur sizin huzurunuzdayken mezkur şöyle bu zikredilmişti. Yanınızdayken bunu ben söylemiştim size. Ben almadım. İsteyerek almadım. Benim irademle onun hali alınmış değildir. Demek ki cenazeden hemen sonra başlamış şeyler dedikodular. Elhal şimdi hem şimdi de ansel o manevi halin alınması durumu
ber hali hod est. Aynı hali üzerine durmaktadır. Halinde onların manevi hallerin alınmış olma durumu devam ediyor. Geri dönmedi onlar. Ben almadım ama hala devam ediyor. Zail neşede o sert durumu zail olmadı. Hala o dedikoduculara eski halleri geri dönmedi. Hala alınma, sert durumu devam ediyor. Anra zail tasavvur kerden o sert durumunun zail olduğunu, geçtiğini, tekrar manevi hallerinin geri döndüğünü, güzel manevi hallerinin geri döndüğünü tasavvur etmek, düşünmek hayal est, hayaldir. Hayal. Sanmasınlar ki o kabız hali geçti de tekrar güzel hallere kavuştuk. Hayır. O manevi halin selb olunması, sıyrılması durumu el an geçerlidir. O dedikoduculardan diyor. Avazi ki ez dil şineven, kalpten duydukları ses be an halet kari ne der? Oh, o durumda, o selb durumunda kalpten duydukları zikir sesinin kari faydası ne der? Ne der? Yoktur. Yani efendim biz zikir çekerken kalbimizden böyle güzel sesler, işte zikrullahın tadını alıyoruz, sesini duyuyoruz falan deseler bile itibar etmeyin. Kâri ned an halet, kâri nedaret. O hal, kâri bir faydası, yoktur. Nedaret yoktur. Ahgerira, ahger, kor ateşi. Ateş koru var ya, köz. Bir koru ki sert misazen, sert mi soğuk, sert sahten soğutmak. Sahten güzel sağız, sert misazen soğuturlar. Bir ateş közünü korunu soğuturlar. Ve ateş ezvey, ateş ondan, o külden, közden, zail mi gerdet, zail olur. Artık ateş kalmadı. Soğudu, kül oldu. Bad es da ab endahten, su attıktan sonra, o külün üzerine, sönmüş külün üzerine, su attıktan sonra hem dahi avazi bir ses dervey onda, o külde bir ses mimanet kalıyor. Ateş söndü, üzerine su attığın zaman yine bir pıs diye bir şey, bir ses çıkar. Buna itibar etmeyin diyor. Dolayısıyla bu dedikocular da kalplerinde biraz manevi, işte zevk, zikrin işte şeyini hissediyormuş gibi zannetseler bile itibar edilmez. Manevi hal onlardan gitti. Hala gitmedi, gitmeye devam ediyor. Nimi tevan gof denemez ki henüz ateş dervey meknun es. Ateş dervey onda, o külde meknun gizlidir. Hala içinde, külün içinde ateş vardır denemez. Sönmüş. Hal gitmiş. Hal kalmamış. Bu dedikodularda da manevi hal kalmadı. Bir dedikodumu yaptılar. Evet. Allah-u Teala onlardan o hali aldı. Geri döndü zannediyorlar. Aslında dönmedi manevi haller diyor. Vakayira itibar neyiz? Rüyalara itibar yoktur. İn suhan bu söz eğer imruz, eğer bugün puşide est, örtülü ise de muntazır bağışan beklesinler. Eğer benim sözüm kapalıysa, tam anlaşılmıyorsa bile beklesinler, görürler. Ferda yarın inşallah, inşallahü teala zuhur hahet yaft. Yarın inşallah zuhur edecektir. Ortaya bu sözümün hakikati ortaya çıkacaktır. Çün şuma ve mübalağa nevişke bu git. Çün ınca dı zaman gibi veya madem ki gibi değişik anlamları vardır. Siz ben mübalağa ile abartılı bir şekilde yazmış olduğunuz için, yazdığınızdan dolayı yazınca, siz mübalağa yazınca mektubunuzda be zaruret, zarureten, mecburen ben de du cevabı an suhan gofte şot burada du yazmış, iki cevap. Önce mektup bitirdi, sonra bir daha devam etti ya. Önce ve selam dedi, bitirdi, sonra ilave yaptı. Ne oldu, iki tane cevap, yani iki mektup birleşmiş gibi oldu. Herhalde ondan dolayı, veya der cevap da olabilir ama burada du cevap.
Mektup iki parçadan oluşuyor çünkü. Siz mektubunuzu bana gönderirken böyle mübalağayla, abartıyla bu konuları yazdığınız için zorunluluktan mecburen ben de sizin sözünüze karşı, mektubunuza karşı iki cevabı efendim ben de gofteşot söylendi. Size de ben de bunları söyleme zorunda kaldım diyor. Ve illa yoksa bir takrib sebepsiz sühankerden konuşmak müyesser ne mişevet mümkün olmaz. Sebepsiz olarak konuşmak, yazmak mümkün olmaz. Siz mübalağa ile yazdığınız için ben de size cevap verdim. Hatta iki parça halinde mektupta cevap verdim. Diyor İmam-ı Rabbani. Peki. 32. mektupta bitti. İnşallah haftaya 33. mektubu okuruz. Tamam. Haftaya okuruz. Okuyacağız. Gene böyle 2.30'da başlıyoruz. Sonra bir hafta ara verebiliriz. Şubat tatili falan gibi şeyler var çünkü. Yani şehir dışında olma durumu olabilir. Bu arada kayıt olmak isteyenler bu üniversitenin web sitesinden kayıt olsunlar. Ondan sonra duruma göre bakarız. Ona göre haftaya dersimiz var yani. Haftaya yine böyle dersimize devam edeceğiz. Peki. Esselamu Aleyküm.